harika hikaye, yeni atlaşma. Bir çocuk öğle yemeğini paylaştı. Matta 14. bölüm. Annesi, işte öğle yemeğin dedi. 5 ekmek ve 2 balık var. Arkadaşlarınla paylaş. Çocuk heyecanlıydı. O gün İsa ile karşılaşacaktı. Çocuk arkadaşıyla gitti. Büyük bir kalabalık İsa'yı görmeye geldi. O kadar çok insan vardı ki İsa'ya yaklaşmak zordu. İsa o gün dinlenmek için bir tekneye binip sakin bir yere gitti. Büyük bir kalabalık İsa'nın ardında onu takip ediyordu. İsa tekneden indi ve orada toplanan kalabalığı gördü. Onlara yardım etmek istedi. Orada birçok kişiyi iyileştirdi. Akşam olunca öğrencileri İsa'ya gelip "İnsanlar aç olmalı," dediler. İsa, "Onlara yiyecek verin," diye yanıtladı. 5000'den fazla kişi İsa'yı görmeye gelmişti. Öğrenciler endişeliydi çünkü yemek yetmeyecekti. Çocuk, "İsa da aç olmalı," diye düşündü. Çocuk yemeğini bir öğrenciye getirdi. "Bu yemeği İsa'ya vermek istiyorum," dedi. Öğrenci çocuğu İsa'ya götürdü. Çocuk yemeğini İsa'ya verdi. Bunu yapabildiği için çok mutluydu. İsa yemeği yemedi. İnsanlara çayıra oturmalarını söyledi. 5 ekmekle 2 balığı aldı ve Tanrı'ya şükretti. Onları öğrencilere verdi. Öğrenciler yemeği insanlarla paylaştılar. Herkesin yeterli yemeği vardı. Herkes yiyip doyduktan sonra 12 sepet arttı. Öğrenciler çok şaşırdılar. İsa çocuğa ve arkadaşlarına gülümsedi. "Yemek için teşekkür ederim," dedi. Çocuk çok sevindi. İsa onun yemeğiyle çok kişiyi doyurmuştu. Çocuk da İsa'ya mutlu bir şekilde gülümsedi.